Bademcik iltihaplanması diyelim mi? Önünüzde bir sürü bitki var. Diyelim. Bunlardan bir Evet. tanesi onun için olabilir mi? Evet, bu da onun için olabilir. Evet. Adaçayı. Türkiye'de dünyanın en zengin bitki örtüsüne sahip bir ülkeyiz. Çeşit çeşit adaçayları var. Bu gördüğünüz Zalvia officinale, şifalı adaçayı. Şimdi bunun rengi, çiçeğinin rengi lila mı, eflatun mu? Eflatun gibi. Eflatun lila. Lila. Bu renkte bazen hafif pempede olabilir. Yaprağı da gördüğünüz gibi bir tek loblu. Şöyle bir parça yani. Yaprağı bir Evet. parça, tek parça. Bunu Türkiye'nin Ege, Marmara, Akdeniz yöresinde çok çok yoğun yetişen bir adaçayı var. Aktarlarda en çok bu bulunur. Zalvia triloba, üç loblu. Onun özelliği şudur. Bu büyük yaprağın yanında iki küçük yaprakçık daha vardır. Bir, iki, çiçeği beyazdır. Ama çiçeği kuruduğu için gözü göremez insanlar. Aktardan alırken tek loblu olmaz ama tek lob kurutulmuşsa onu da göremezler. Yani bu nedenle şifalı adaçayını Türkiye'de bulmak mümkün değil. Bu bitkinin birçok özelliği var. Vereme karşı etkili. Eskiden vereme karşı kullanmış. Şeker hastalığına karşı kullanmış. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluğa karşı kullanılmış. Belge var, bilgi var. Klinik araştırması yapılmış. Dermansızlık, halsizliğe karşı kullanılmış. Bir diğer özelliği de kişinin isterse bademcikleri ceviz kadar olsun, bunun çayını içtiğin zaman bademcikleri tertemiz eder. Fakat 6 haftadan fazla içerse birleşimindeki eterik yağlardan alt türevi tuyondanın bir madde var. Bu vücudun ısısını düşürür. Ağustos'ta bile kafanızı buzdolabına sokmuşsunuz gibi üşütürsünüz. Üşütür, vücudu üşütür. Üşürsünüz. Ağustos'ta bile Ocak ayındaymış gibi kişi üşümeye başlar. Bu nedenle 6 haftadan fazla çayını içmek iyi değil. Havalar ısınmaya başlıyor. Akdeniz'de, Güneydoğu'da, Anadolu'da gene insanlar dama çıkacak, damda yatacak. Cibirinlikte. Dama çıkmaktan ise evinde yatsınlar. Bazıları damdan düşüyor, ölenler falan oluyor. Bunun çayını içerlerse dama çıkmaya gerek yok. Harareti düşürür, rahat rahat uyutur. Hiçbir problem olmaz. Adaçayı bademcik iltihaplanmasına karşı dünyada en etkili bitkilerden birisi. Ben kendim hem kendi üzerimde denedim hem oğlum üzerinde denedim. Bununla ilgili zaten klinik araştırmaları var. Ha, bunu biz adaçayı forte diye özel bir formül geliştirdik. Birleşiminde adaçayı ekstraktı. Şimdi 100 gram adaçayını damıtırsınız, destilasyonla elde edeceğiniz ekstre 5 kilodur. 100 kilodan 5 kilo elde edersiniz. Ha, bu %100 etkilidir. Ama siz otunu öğütür de kullanırsanız o da etkili fakat etkisi azdır. Bu nedenle ekstresi daha etkili. Ekstresinden elde edilen damlatıcıların kullanılması daha faydalıdır.